herkese çok teşekkür ediyorum. Başta divan kuruluna, başkanına ve heyetine ve elbette ki kurultay delegelerimize tüzüğün hazırlanmasına katkı sunan başta genel başkanımıza ve bütün görev alan genel başkan yardımcılarımız ve diğer katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gösterdi ki Türkiye'nin en demokratik, en katılımcı, en özgürlükçü partisidir. Türkiye'de Türkiye'yi de daha demokratik, daha özgür, daha eşit kılacak olan parti de biziz. İşte onun için bugün bu salonda Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ve partimizi daha demokratik, daha özgür, daha katılımcı yapan iradenin sahibi yol arkadaşlarımla, yoldaşlarımla, arkadaşlarımla beraber olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Sizler dava arkadaşlarımızsınız. Bizler hep birlikte çok güçlüyüz, hep beraber Anadolu'yuz, Türkiye'yiz. Bizler ülkemizin muasır medeniyet kaderine inanmış evlatları, onun bekçisi, geleceğiz. Ülkemizi ve insanımızı tanıyoruz, samimiyiz, sorunlarını biliyoruz. Çünkü doğudan batıya memleketin her köşesinde vatandaşlarımızın arasındayız. Onlarla nefes alıyoruz. Bu anlamda sizleri gördüğüm zaman ben Türkiye'yi görüyorum. Sizleri gördüğüm zaman 86 milyon yurttaşımızı görüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz ve iyi günlere doğru hep birlikte koşuyoruz. Sevgili yol arkadaşlarım, tabii kurultay bitti, dün bitti. Artık dün itibariyle ben diyorum ki eminim bunu en çok genel başkanımız ister. Bundan sonra hiçbir toplantıda dünün detaylarını, dün ne yaptık, sen onu yaptın, ben bunu yaptım, ben eksik değil, sen eksiksin vesaire tartışmalarını tümden ortadan kaldırıp bu partinin her evladı, her görev alan insanı artık yarını ve geleceği konuşacağı günlere adım atıyoruz. Bizim başka bir gündemimiz olmamalı. Dün ile beraber biz aslında o küçük hesaplaşmalar dahi olsa sorunsuz olduğunu ve bir müzakere ortamının olduğunu dahi düşünsek, ben diyorum ki bundan sonra partimizin hiçbir evladının böyle bir gündeme vakit ayırmaması gerektiğini, memleketin geleceğini düşünmesi gerektiğini ve artık o günlere adım attığımızı unutmadan kafanızdan silin o gündemleri. Kafanızdan silin geçmişte o olmuştu, bu olmuştu detayları. İstirham ediyorum Cumhuriyet Halk Partililer. Sadece geleceğe bakın. Sadece gelecek için ne yapacağınızı düşünün ve o adımları atın. Çünkü sevgili yol arkadaşlarım, maalesef ülkemiz büyük sorunlarla karşı karşıya. Çok ama çok büyük sorunlarla. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına köklü kurumları zayıflamış bir devletle, işlevsizleşmiş bir meclisle, demokrasimizin kutsalı olan o meclisle, çökmüş bir adalet ve eğitim sistemiyle, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülkeyle, yarısı yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş bir nüfusla girdik. Bu büyük ülkede hiç kimse yaşadığı hayattan memnun değil. Bu benim içimi yakıyor. Hiç kimse başına gelenleri hak etmiyor. İktidar iş başına geldiği günden bu yana ülkenin ana motor gücü, orta sınıfı yok ettiğini hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Milletin evlatlarını perişan etti. Ulusal varlıklarımızı heba etti.
Çiftçi ülkenin dört bir yanında isyanda. Genel Başkanımız uzun uzun anlattı. Ülkemizin her tarafını gezdi, dertleşti. Üretici borcun altında eziliyor, iflas ediyor. Bu iktidar ne başardı biliyor musunuz? Binlerce yıldır insanlık için bu cennet vatan, bu kadim topraklar, daima bir bereket bölgesi olmuş bu güzide memleketi, gıda enflasyonunda dünya birincisi yapmayı başardı. Hepimizi bir konuda eşitledi, yoksullukta eşitledi, yoklukta eşitledi. Halk ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Alışveriş yapamıyor, evde çorba kaynamıyor. Ömrünü çalışarak geçirmiş milyonlarca emekli ailesi perişan. Maruz bırakıldığı hayatı o deneyimli büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız hazmedemiyor. Gençler üzgün, umutsuz, mülakatlarda dışlanmayı, kayırmacılığı görüyor. Mülakatı kaldıracağım demelerine rağmen, üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen öyle bir kibire bürünmüş bir süreçle karşı karşıyayız ki bunu kaldırmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmayan iktidar onu bile kaldıramıyor. Onun için gençler gelecekleriyle oynandığına şahit oluyor. Ülkelerinde bir gelecekleri olacağına inanmıyor. Başka ülkelerde bir hayat ve gelecek hayali kuruyor. Sınırlarımız tam bir eleğe dönmüş durumda. Çökmüş devletlerin vatandaşlarına ülkeye giriş ayrıcalığını patır patır veriyoruz. Hangi pazarlıklarla, niçin veriyoruz onu bile bilmiyoruz. Açıkçası daha acı bir biçimde, dünyada örneği olmayacak şekilde, hiç tarifi ve hukuki adlı olmayacak bir biçimde bu cennet vatanın vatandaşlığı parayla satılıyor. İşte kıymetli vatandaşlarımız, değerli dava arkadaşlarım, ziyaret ettiğimiz her ilde, her ilçede milletin iktidardan ümidinin kalmadığını görüyoruz. Milletimiz açıkçası bu ülkeyi bu hale getirenlerin çıkış yolu sunamayacağını her geçen gün daha iyi anlıyor. Onun için sorumluluğumuz çok büyük. Onun için geleceğe bakalım. Çünkü sevgili dostlarım, demokrasimiz tehdit altında, ekonomimiz tehdit altında, geleceğimiz tehdit altında. Bunu kabul etmemiz mümkün değil, edemeyiz. Bu gidişatı kanıksayamayız. Bu kahredici tabloyu değiştirecek gücü hepimiz biliyoruz. O güç sizlersiniz, bizleriz. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de medeniyetin, kalkınmanın ve bereketin timsali olmuş Cumhuriyet Halk Partililerdir. Sizlersiniz. Onun için güçlü bir biçimde geleceğe bakmalısınız.